Şimdi e, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü aslında iki temel arşivden oluşuyor. Birisi Ankara'daki Cumhuriyet Arşivimiz. Bir diğeri de İstanbul'daki Osmanlı Arşivimiz. Dolayısıyla Osmanlı Arşivi bizim tabii ki Cumhuriyet dönemine kadar olan tarihi hafızamızın depolandığı, bulunduğu mekanlardır. Bu mekanımızda bizim şu an itibariyle yaklaşık 95 milyon belgemiz ve 400 binde defterimiz var. Bu e, belgeler ve defterlerin ee, yaklaşık yarısı tamamen tasnif edilmiş durumda ve araştırmaya açılmış durumdadır. Hı. Cumhuriyet arşivlerimizde de yaklaşık 30 milyon belgemiz var. Bunların da önemli bir kısmı araştırmaya açılmış durumdadır ve şu anda dijitalleştirme çalışmaları orada da devam etmektedir. Ee, kesinlikle yani belge bazında tabii ki eğer dijital data anlamında düşündüğümüzde Türkiye'nin en büyük hafızası tabii ki buradadır doğal olarak. Çünkü burası devletin arşivi. Burası Osmanlı Devleti'nden itibaren düşündüğümüzde 600-700 yıllık bir tarihin hafızası durumunda. Onun için son derece önemli mekanlar. Özellikle dijitalleştirme faaliyetleri 2001 yılından itibaren hayata geçmeye başladı. Ama o günün imkanlarında daha az belge dijital ortama aktarılıyordu. Son zamanlarda dün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği üzere devlet arşivlerinde belgelerin dijitalleştirmesi gittikçe hızlanmakta. Bu kapsamda Örneğin sadece 2016 yılında Osmanlı arşivimizde 6 milyon belge, Ankara'da da 1 milyon olmak üzere devlet arşivlerinde 7 milyon belge dijital ortama aktarılmış durumdadır. Toplamda ise 30 milyon görüntüyü yakalamış durumdayız. Yani şu anda araştırmacılarımız 30 milyon görüntüyü dijital ortamda alabilecek durumdadırlar. Aynı zamanda Araştırmacılarımıza biz belgeleri tamamen dijital ortamda vermeye çalışıyoruz. Kesinlikle biz zaten kamu kurumlarına bu konuda özellikle uyarıyoruz. Tasnifini yapmadığınız, kimliğini ortaya koymadığınız bir belgeyi dijital ortama bugünün teknolojileriyle aktarmayın diyoruz. Onun için biz tasnifi yapılmış ve tamamen araştırmaya açılmış olan belgeleri dijital ortama aktarıyoruz. Ki belgelerin korunması bizim için son derece önemli. Ben e, konuşmamın başında da belirttim. E, devlet arşivlerinin birinci görevi evrakı korumaktır, muhafaza etmektir. Tüm dünyada arşivcinin biri, birinci görevi budur. Bu evraklar özellikle e, çok özel kaplarda, asitsiz gömleklerde tutularak belgenin zarar görmesi engelleniyor. Biz son 2-3 yıldır belgeleri koruyan Gömlek ve dosyaları tamamen değiştirdik ve bunları asitsiz zarar vermeyen e, kaplara dönüştürdük. Bu şekilde belgeyi koruyoruz ama aynı zamanda depolarımızda ısı ve nem son derece e, önemlidir. Biz bu sistemleri kurduk buraya yeni binamızla birlikte artık belirli ısıda örnek, örnek veriyorum işte 18-21 derece ısı e, aynı zamanda 45-60 derece nem oranlarında muhafaza ediyoruz. Bütün salonlarımız otomasyon sistemiyle merkezde görülüyor. Tabii ki yurt dışında da Osmanlı Devleti'nin çok büyük bir hafızası var. Özellikle Osmanlı Devleti bugün 40'tan fazla ülkenin topraklarında kurulmuş olan bir devlet. Sadece Anadolu'dan değil, Balkanlar, Kafkasya, Kuzey Afrika gibi alanlarda Osmanlı Devleti'nin olduğu için Osmanlı Devleti bu alanlardan çekildikçe burada da Osmanlı hafızası kalmıştır. Devlet arşivleri Genel Müdürlüğümüz başta Balkanlar olmak üzere Osmanlı hafızası olan evrakı Anadolu'ya getirmek için çalışmalar yürütüyor. Özellikle tabii ki bu evrakın asılları artık o ülkenin e, tapulu malı halindedir. Biz o evrakın dijital görüntülerini Türkiye'ye getirmek için çok ciddi bir dış ilişkiler çabası yürütüyoruz. Bu konuda TİKA ile birlikte ortak çalışmalarımız var. TİKA özellikle ciddi destek veriyor ve TİKA ile Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü şu anda başta Makedonya olmak üzere birçok ülkedeki evrakın dijital görüntüsünü getiriyor. Örneğin sadece geçen sene Makedonya'daki Osmanlı evrakına ait 100 binin üzerindeki görüntü devlet arşivlerine getirilmiş durumdadır. Makedonya'dan sonra dijital ortamda getirilmiş durumdadır. Aynı şekilde bu sefer Arnavutluk'ta bir çalışma yapıyoruz. Şu anda yine TİKA ile Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Arnavut'ta da bu çalışmayı başlatmış durumdadır.